İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Evet, bugün günlerden cuma. Sevoşunuz yine derledi, topladı. Hazırsanız alınız çayınızı, kahvenizi, geçiniz ekranınızın karşısına. Başlıyoruz. Yine bomba gibi haberlerle geldim arkadaşlar. Oo, dedikodu kazanı, birbirine laf atanlar, birbirine laf çakanlar fazlasıyla var bugün. Seviyorum ben Seren Serengil haberlerini arkadaşlar. Biliyorsunuz delidir, melidir ama... Bazen o egosuna yenik düşüp öyle saçmalıyor ki konuşmazsak olmaz arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Seda Sayan ikinci sayfaya konuk oldu. O da ayrı bir deli gerçi, yani saçmalıyor bazen gerçekten. İşte ben güzel lanse edildim, güzelliğimle lanse edildim. Onu da devam ettirmeye çalışıyorum diyor. Yani estetiklerine öyle bir kılıf bulmuş. E canım, güzelliğin de bir süresi var yani. Sen güzel dans edildin diye ölene kadar güzel kalacaksın diye bir misyon sana kimse yüklemedi. Neyse, o kendini öyle teselli ediyor zannedersen. Bu aradaki arkadaki tabloyu da arkadaşım valla ciblop gibi düzeltmiş ha. Ben uğraşamam demiştim. Ne ara düzelttiyse, baktım şimdi ekrandan gerçekten düz duruyor. Hemen konumuza geçecek olursak, birisi Seren Serengil'e yem atıyor. O da hemen oltaya düşüyor. Bakın, demişler ki Seren Serengil'e Seda Sayan için. Seda Sayan ikinci sayfa programına katılmış dün ya. Yemin ederim Seren, taklit ediliyorsun. Senden büyükler bile seni taklit ediyor. Bütün kadınları güzelleştireceğim diyor. Birkaç doktorla çalışıyorum diyor. Gülmemek elde değil. Çok taklit ediliyorsun kuzum. Yakın takipte seni. Bir o değil, birçok kişi takipte Seren'im. Yani güya Seren Serengil'i taklit ediyormuş Seda Sayan. Sanki çok muazzam bir fikir, estetik. Zaten şu anda bir estetik furyası var. Kadınlar estetiğe de düşkün. Yani bu çok böyle düşünülmüş bir, sanki çok özel bir format geliştirmiş de Seren Serengil. Onu da işte Seda Sayan taklit ediyormuş. Ya olacak iş mi Allah aşkına? Yani zaten ne bileyim, otursalar kadın programı çekeceğiz, ne yapacağız da gündüz kuşağı programlarının birçoğunda estetik üzerine zaten konular tartışılıyor. Bunu bulan ilk Seren Serengil değil ki. O da bakın şöyle cevap vermiş. Hadsiz hadsiz. Hemen Seren Serengil'in Seda Sayanlı gelen yoruma cevabını okuyorum. Ortalık kızışacağı benziyor. O da demiş ki, hep ben ne yaparsam onu yapar. Estetikle kendini bana benzetmeye çalışıyor. Aa, Seda'ya demiş ki bana benzemek için estetik oluyor. Bir çocukla evlendi ya, onunla gidiyor tatillere, pozlar aynı. Çok komik. Ya bunlar senin ne titriyor var, ne senin titren var ya da vizyonun var. O yalnız titriyor yazmış. Bunlar ne senin titrin var ne de vizyonun var. Bunları yapacak. Ben Türkiye'm, doktorlarla çalışan ilk sanatçıyım. Prenses de etmek için bilgi sahibi, vizyon gerekir. İşi bilmek lazım. Bu benim bütün ünlendirdiğim doktorlara gitti. Şimdi de ben ne yaparsam onu yapacak. Neyse, abla dediğim bir kadın. Büyüğüm neticede 63 yaşına gelmiş. O da şimdi ne diyecek, ne yapsın, konuşsun kendisini, olmadığı bir şeyi, şansın bu saatten sonra ne olacak? Ya düşük düşük yazmış. Kelime düşüklüğü ondan okurken, yani böyle abidik gubidik zaten Seren'in yazılarında bunu sık sık görüyoruz. Seren Serengil'in kuyruk acısı bu Seda Sayan düşmanlığı, biliyorsunuz Gülben Ergen'den dolayı. Gülben Ergen'in metiyeler düzmesi, onu konuk ettiğinde ağırlaması, onunla yakınlık kurması, yakın arkadaş olması Seren Serengil'i çok enteresan. Onu kendine rakip bellemiş, onunla dostluk kuranları da düşman ediniyor bir şekilde. Yani öyle bir algısı var diye düşünüyorum Seren Serengil'in. Yoksa Seren Serengil'e Seda Sayan'ın olumsuz bir yorumu ya da onu incitici bir yorumu hiç olmadı. Ben duymadım yani Seda Sayan'dan Seren Serengil ile ilgili kötü bir açıklama. Yani şimdi sen dedi, kusura bakma, sen de 50 yaşındasın. Yani kimsenin yaşı sabit değil. Onun yaşını söylüyorsun, 63 yaşında kadın bu saatten sonra falan diyorsun da. Vallahi yan yana gelseniz aynı duruyorsunuz yani. Seda Sayan tamam, bir takım konularda ben de eleştiriyorum. Hiç ne bileyim, yaşının kadını değil, yaşı gibi davranmıyor, ben de diyorum bazen. Bazı davranışlarını eleştiriyorum ama yani şimdi kalkıp da Seda Sayan'ın televizyonculuğu senden birkaç tık basamak üstte yani. Seren Serengil niye seni taklit etsin ya da niye senin, bir de orada ne vizyonun var diye.
Yani hiç Seda Sayan'ı savunacağım aklıma gelmezdi ama vizyon konusunda da Seren Serengil sana kitler. Güzellik konusunda da kitler. Birçok konuda sana kitler. Kadın bir kere kadında irade var. Yani öyle tembel değil. Zayıflaması bile öyle tüp müdeyle falan değil. Tuttuğu için zayıfladı. Yani öyle hani kolaycı bir kadın değil. Disiplinli. Güzellik için de bir disiplini var. Yani o disiplini bozmuyor. Gıdasına, yemesine, içmesine, her şeyine aşırı özen gösteriyor. Doğru mudur, değil midir o tartışılır. Ama senin burada kalkıp Seda Sayan'ı bu şekilde bel altı vurman, yaşıyla vurman ya da estetikleriyle vurman, bilmiyorum, kimsenin kimseye benzemek gibi bir derdi olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef ki yapılan işlemler benzediği için insanlar o yüzden birbirine benziyor. Şimdi yeni trend, bakıyorum bütün aile kızlarında bile böyle bir dolgun dudak. O dudaklar da böyle bir şiştikçe biliyorsunuz deri genişliyor ya, çok abartıldığı zaman da komik bir hal alıyor. Hepsinde şişik bir dudak, hepsinde çukur bir yanak ama elmacık kemikleri çıkık. Ondan sonra hepsinde botoks, hepsi de aynı yerlere dolgu uyguladığı için, aynı yerlerde inceltme yaptığı için birbirine benziyor. Yani yoksa Seda Sayan özel bir çaba göstermiyor sana benzemek için. Doktorlar hepimize aynı işlemi yapıyor. Buna bak, ben kendimi de katıyorum. Bir doktora gittiğinde, bir plastik cerraha ya da bir botoksçıya, dolgu yapan birilerine gittiğin zaman hemen hemen 3-5 farklılıklarla birlikte aynı yerlere işlem yapıyorlar. O işlemler de insanları birbirine benzetiyor. Standart bir şey oluştu ya. Yani adı göz rengin ya da ne bileyim kaş şeklinin dışında baktığın zaman herkeste bir aynılık, herkeste bir benzerlik oluşmaya başladı. O benzerlik ondan anacığım. Ya keramet sende değil yani. Herkes dudağını şişirdiğinde ya da herkes yanağını çukurlaştırdığında, elmacığını şişirdiğinde ya da ne bileyim jawline yaptığında, çenesini biçimlendirdiğinde çünkü hep birbirine benziyor. Ben dikkat ettim yani Seda Sayan'ı ben senin ciğerciye de benzetiyorum mesela. Senin ciğerciyi sana da benzetiyorum. Mesela o kadar aynı işlemleri yaptırıyorsunuz ki mesela herkes hemen hemen camiadaki herkes aynı işlemleri yüzüne uygulattığı için 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Dikkat edin, belirli yaşın üstündeki herkes birbirine benziyor. O birbirine olan benzerlik İşte bu yapılan işlemlerin aynı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Dediğim gibi ilk defa bulunmuş bir şey değil. Bir doktor programına çıkartmak, kadınlar üzerinde işlem yapmak, kadınları güzelleştirmek. Senden önce de yapılıyordu o. Bir kadın vardı, onu yapıyordu. Estetik yaptırıyorlardı bilmem ne. Bu tarz programlar yapıldı. Hiçbiri de tutmadı. Seninki de tutmadı. Yani sen de kadınlarla ilgili yaptın. Kaç tane program çektin YouTube'da? O da tutmadı Serencim. Yani şu konuda haklı olabilirsin. Bir takım konularda gençlere özeniyor Seda Sayan. Hani böyle sevgilisiyle fotoğraf çektirmek, sevgilisiyle el ele görüntü vermek, yeni influencerların yaptığı gibi. O yaşta bir kadına, o starlıkta bir kadına bu tarz hareketler yakışmıyor. O konuda bak haklısın. Yani bir influencer gibi davranmaya çalışıyor Seda Sayan. Sen şarkıcısın. Hem de bir zamanlar çok da iyi bir şarkıcıydın. Yani hem şarkıcı olup hem televizyoncu olup da bu kadar ünlü bir kadının ünlü olmaya çalışan bir influencer gibi davranması, işte orası biraz sıkıntılı. Ona katılıyorum bak. Seda onu işte ben her fırsatta eleştiriyorum. Ya sen isminin büyüklüğünün farkında değil misin? Böyle abidik gubidik estetik yaptırırken ki görüntülerini koyman, ne bileyim ya da ne bileyim sevgilinle el ele, ya hani bir yaş ilerledikçe utanma, edep bilmem, biraz daha insan kendini ağırlaşır, olgunlaşır. Biraz daha karakteri oturur ya, küçük genç kız gibi davranmaya çalış. O da yapay ve sahte duruyor. Bak bu konuda katılıyorum. O sende de sahte duruyor aynı zamanda Seren. Sen de onu böyle tiki kızlar gibi davranmaya çalışıyorsun ama 50'lik lolita olur mu ayol? Artık eskiden 30'dan sonra kadınlara yaşlı derlerdi. Ay onu çektik 70'e kadar gideri var. Hatta eğer diri bir vücudun varsa, yani spor bir parada yapıyorsa artık kadının yaşı yok ayol. Şu Nebahat Çehre'ye bak, yani 80 yaşında kadın. Ajda Pekkan'a bak. Ve onun gibi artık o kadar çok kadın var ki. Yani sadece estetik de değil, disiplin. Yani
gıdada disiplin, sporda disiplin, hayatta disiplin, yaşam biçiminde disiplin. Onlar işte bir takım nasıl diyeyim, kadınlarda olağanüstü bir sonuç veriyor. Herkeste de değil ama yani istediğin kadar disiplinli ol. Bir zeminin yoksa, bir auran yoksa, ne demiştik, kaş göz çok güzel oluyor ama bakmayı bilmiyor. Ya da ne bileyim duruşu offside, ya da ne bileyim yaydığı enerji güzel değil. Onlar ayrı konu. Ama disiplin, ne bileyim istikrar bir işte varsa sonucunu da alıyorsun. Ajda Pekkan o yaşında bile hala sporunu ihmal etmiyor, şan dersini ihmal etmiyor. Yani yaşam biçimi haline dönüştürmüş. Hiç aklımdan çıkmaz Müjdar diyor ya, kan sohbet ediyoruz diyor, toplanmışız diyor. Muhabbetin en güzel yerinde diyor, sporun var der, kalkar gider diyor. Orada randevu oluşturduysa diyor, öyle diyor, eğlenceye kanıp da ay bugün de gitmeyeyim asla demez diyor. O kan sohbeti bırakır diye de ben hayatta gitmem diyor. Sohbetin en güzel yerinde bırakıp da spor yapmaya gideceğim diyor. Yani öyle bir disiplin oluşmuş. Yani o yüzden ben o disiplinin Seda Sayan'da da olduğunu düşünüyorum. Seren Serengil'de disiplin yok anacığım. Biraz yayılmaya, konforuna, rahatına düşkün olduğunu düşünüyorum. Yani azimle zayıflamadın yani. Kolaya kaçıp ameliyat oldun. O yüzden eğer kıyaslayacak olursak Seda Sayan'ı hatalı bulduğum yönleri olmasına rağmen sana birkaç gol atar diye düşünüyorum. Ay çok enteresan bir haber gerçekten. Şaşkınlık içerisindeyim. Artık televizyonun cılkı çıktı. Hani millete ahlak dersi veriyorlar, burun kıvırıyorlar ama laçkalığa bakar mısınız? Ekran önünde Bircan Bali ile Ebru Şancı'nın diyaloglarına bakın. Bircan Bali ile Ebru Şancı işledikleri konu ise arkadaşlar çok enteresan. Uras Kaygılaroğlu'nun yatak performansı. Ay nasıl gülünmez ayol. Yani oyunculuğundaki yatak performansı diyelim ya da ilişkilerin de kısa sürdü diye eleştiriyorlar. Yani niye Uras Kaygılaroğlu'nun ilişkileri sürmüyor? Kadın diyor ki ben biliyorum da söyleyemem. Kavgada denmez ayol. Yani ne acaba yatakta erken boşalma sorunu mu var? Yani hadi o kadar ileri gitmeyeyim ama şimdi Ebru Şancı Bircan Bali arasındaki diyalog şöyle gelişiyor. Ebru Şancı diyor ki ağır kanlıymış diyor. Uyuyormuş hemen. Ve diyormuş ki bilmiyorum ben yapmadım sen yaptın yatana sormak lazım diye de şeye söylüyor, Bircan'a söylüyor. Ben bilmiyorum ki diyor, Uras'ı hiç görmedim diyor. Aralarında böyle bir diyalog geçiyor. Yani ben yapmadım sen yaptın diyor kız şeye resmen Bircan Bali'ye. Yani bakar mısınız ulusal kanallardaki magazin programlarının düştüğü seviyeye, usluba? Sanki 5 çayında dedikodu yapıyor hanımlar. Televizyonda bu uslupta konuşulur mu ayol? Bir sorumluluğun olacak. Ne bileyim bir sunucu sorumluluğu, bir yayın ilkesi, sen yaptın, bilmem ben yapmadım. Böyle konuşulabilir mi ya? Ay, akıl tutulması yaşıyorum. Yani bu kabak çiçeği gibi açıldı Ebru Şancı'dan. Böyle etliye sütlüye karışmaz görünüyordu ama son derece hızlı adapte olmuş gibi görünüyor. Yani bir destur da lazım televizyonda diye düşünüyorum. Bu nedir? Bu nasıl bir rahatlıktır ayol? Yani kulisinizde mi konuşuyorsunuz? Milyonların önündeki diyaloğa bakar mısınız? Ben yatmadım bilmiyorum. Sen yattın, sen yatma. O da ben görmedim bilmiyorum. Abidik gubidik işler. Ve Ebru Şancı diyormuş ki enerjisi çok düşükmüş. Nesrin onunla bir hafta deyince Bircan Bali neden Uraz'a az süre veriliyor? Mesela horluyor mu acaba diyerek imalı imalı gülüşmüşler. Yani şimdi ünlü bir erkek, ünlü bir oyuncuyu alıp bel altı yatak muhabbetiyle vurmanın etikliğini geçtim. Şahsiyetinin zedelendiğini geçtim. Düşünün aynısının size bir empati yapın. Bircan Bali birileri senin yatak muhabbetini yapıyor. Yatakta şöyle erken boşalıyor, geç yatıyor. Bu denir mi ayol? Adamı resmen bir o yani erken boşaldığını söylemediniz kalmış yani. İlişkilerinin kısa sürmesini de karılar terk ediyor. Yani yatakta performans alamıyor der gibi bir şey olmuş yani. Yani bu imalı, bu usluptaki bir magazinin seviyesi magazin olamaz ya. Ha YouTube da kaldırabilir bakın. YouTube çünkü insanların tercihine göre izlediği bir alan. Ama televizyon çocuklar da izliyor. O anda açık kalabilir. Ne bileyim eskaza zaplarken onu bir çocuk görebilir. Öyle değil mi? Televizyon çok ayak altı bir alan. Ama YouTube bilinçli. Senin sayfana girer, seni izleyen kitle bellidir.
bir kitlen vardır. İstatistiklerinde o kitleyi görürsün. Ama televizyon öyle değil. Televizyon Anadolu'da her evde açıktır. Bazen ev kadınları açar, girer içeride mutfak yıkarken çocuk laptopla oynuyordur. O çocuk senin o muhabbetine maruz kalabilir. Yani televizyonda yayıncılık yapmak bir sorumluluk gerektiriyor. O sorumluluğu taşımadığınızı düşünüyorum. Bu kadar ileri gidemezsiniz. Ekranda bu kadar vıcık cıvık muhabbet yapamazsınız. Ben zaten zamanında söylemezsem olmazın transseksüeller hakkında, Selin Ciğerci hakkındaki konuşmalarına o yüzden kızmıştım. Kadının ailesiyle dalga geçtiler. Kadının cinsiyetiyle, eski ismiyle, onuruyla, gururuyla, kimsenin bu şekilde milyonların önünde hakkında bu şekilde yorumlar yapılamaz diye düşünüyorum. O yüzden de bu artık magazinin bir tık laçka kısmı, bir tık ilerisi diye düşünüyorum. Yakıştıramadım, iğrenç bulduğumu söyleyebilirim. Hadi gireyim biraz siyasete, girmek istemiyorum, kızıyorsunuz ama bu cafcaflı konuların, neyse birkaç cafcaflı konuya daha değineyim de ondan sonra bari siyasete gireyim. Çünkü yoksa etlerimi koparacaksınız, biliyorum kızıyorsunuz. Dediğim gibi Seda Sayan gerçekten tamam, yaşına göre güzelsin, bakımlısın, hoşsun, artıların çok fazla ama bu artılarını davranış biçimin ve söylemlerinle çok fazla zedeliyorsun Seda Sayan. İlişkini biraz daha ne bileyim geri planda yaşayabilirsin. Ekran önü ilişki yaşamak senin konumunda bir kadına yasaklanmalı bence. Hiç doğru değil. Hadi onu da geçtim. Çıkıp ekranlarda ne bileyim estetiğinle konuşmak, yaptırdıklarını anlatmak. Ya bunlar saklanırdı eskiden. Yine senin starlığına yakışmıyor. Bunları sonuna kadar eleştiriyorum. Ama helal olsun da diyorum. Gerçekten ilmek ilmek kendini işliyor. Geleceğin Ajda Pekkan adaylarından birisi diye düşünüyorum. Ve benim kendisini ve karakterini, kişiliğini, sanatını çok sevdiğim Umut Akyürek. Ya ben Umut'a, o da bazen estetiğin dozunu kaçıranlardan. Bu son yaptığı işlemlerin onu soğuk bir ifadeye sahip olmasına neden olduğunu düşünüyorum. O kadar iyi bir kalbi var ki. Melek gibi bir kadın. Yani işte o melek kalbini gölgelediğini düşünüyorum yaptırdığı işlemlerin. Bana darılmasın ama son gördüğüm fotoğraflar öyle. Şimdi şöyle bir gözden geçireceğim. Bakıyorum hep de siyasi konular. Ufak ufak gireceğim yani kıssanız da. Biliyorsunuz dün yer yerinden oynadı. Muharrem İnce büyük bir debdebe ile çekildiğini söyledim. Memleket için yaptım, milletim için yaptım. Sanki oylarım yoktu da yaptım demiyor da işte giderken bile bir efeleniyor yani. Tepkiler de çığ gibi büyüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu naifliği de bazen beni rahatsız ediyor. Kapımız açık gelsin bensin. Ya o kadar CHP'yi eleştirdikten sonra, demediğini bırakmadıktan sonra onu bir daha yanınıza almanızın da bu kadarını da bu kadar yani Mevlana değiliz yani. Bu kadarını da kabullenemiyorum ben yani. Kabul etse bile, o gitmeyi kabul etse bile CHP'nin içinde yok mu ya? Bu kadar ne bileyim bana hakaret edeni de ben masama oturtmam kardeşim. O kadar da değil. Bana hakaret eden, beni aşağılamaya çalışan, hadi hoş geldin, hadi güle güle diyen adamı davet etmem yani. Biraz bu hoşgörünün de bir çizgisi, sınırı olsun diyorum. Bakın Öykü Sertel İnce için neler söylemiş. Diyor ki Öykü Sertel, ilgi budalası tatak. O boğazına yapışan gıcık neyse sen de olsun. Yutamadığın takılır tabi. Millet İttifakı'nın bahanesi kalmamışmış. Sanki de Pirmo desteği açıkladı. Şu düşkün halinle bile kin küpü. Rahat olasın. Zaten bahane değildin. Düşün ki onu bile olamadın. Biliyorsunuz Şahan Gökbakar da hoş geldin güle güle dedi. Hadi hadi aydın havası. Hiç konuşmaya bile gerek yok. Şimdi tabii ki sanatçılar da haklı. Sen hala da o kadar öfke dolu ki Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye. Yani inanamıyorum. Hala kin kusuyor. Yok işte bahaneleri kalmadı da sanki sen bahaneydin. Sen bahane olamazsın artık. Demiyorsun ki benim oylarım %1'e düştü. Benim oylarımı onlar düşürdü diyor bak. Şimdi de hiç kendine teflon tava gibi. Aynı iktidarın hiçbir şeyi kabul etmemesi gibi. Bu da hiçbir olumsuzluğu kabul etmiyor. Tabii ki kendisine yapılan kumpasları biz de kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Eğer üstünde oynanmış kasetlerle ya da ona yapılan bir kumpası kesinlikle kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Ama izlediğin siyaset biçimi, bütün katıldığım programlarda
resmen dibe vurdun. Yani inanılır gibi değil. Fatih Altaylı'ya katıldın, rezil oldun. Babala TV'ye katıldın, rezil oldun. Birçok YouTuber'ın programına katıldın. Her katıldığın programda ilmek ilmek oyunu düşürdün. O yakaladığın %7'lik 8'lik rüzgarı %1.3'lere kadar düşürdün. O yüzden de çekildin. Ben inanmıyorum ki partisinin de, şimdi partisine oy istiyor, %7'yi aşıp barajı açıp aşıp meclise girsin, aşamayacağını düşünüyorum. Yani o potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok kan kaybettiler. Çünkü muhalefete muhalefet ederek iktidar olunmaz. Ya da muhalefete, içinde yetiştiğin, büyüdüğün partiyi kötüleyerek bir yere gelemezdi diye düşünüyorum. Çok da egosu şişik olduğu için ben üçüncü bir yol sundum diye. Yok, insanlar üçüncü bir yol istedikten sonra Sinan Oğan'a da gidebilir pek tabii ki. Hiç onu adamdan bile saymıyor ki, oyları onun bile altına düşmüş. Yani bir tek kendi varmış gibi. Neymiş? Ne Millet İttifakı, ne Cumhur İttifakı. Ben üçüncü bir yol sundum. Üçüncü bir yol istiyorsa halk var zaten. Gider Sinan Oğan'a verir o yani. Onu yok sayması, onun bile oylarının altına düşmüş olmasının gerçekliğini ortadan kaldırmıyor. Öykü Serter bence çok güzel özetlemiş diye düşünüyorum. Yalnız Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha öncesinde biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları vardı. İşte 14 Mayıs'ı darbe, bir darbe olarak nitelendirmişti. Şimdi onun üstüne Sayın Cumhurbaşkanı'nın da şu sözleri çok manidar ve tehlikeli değil mi? Ya seçime gidiyoruz. Demokrasinin gereği birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Ama iktidar tarafı bunu nasıl düşünüyor? Kaybettiği zaman darbe, kazanırsa milli irade. Bakış açıları bu yönde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu sözlerinin çok doğru olmadığını düşünüyorum. Diyor ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimi için milletin iradesine ve demokrasisine gölge düşüremeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Ne demek bu? Bunu nasıl algılayacağız? Yani korkunç cümleler. Yani ne olacak? Yani siz kazanmazsanız yine sokağa mı dökülecek insanlar? Bu şekilde seçime gidilmez. Sinan Oğan da demiş savaşa gitmiyoruz diye. Yani bu kadar, nasıl diyeyim, o zaman demokrasi olmaz. Siz başta yarışmıyorsunuz birilerine tehdit ederek. Ne bileyim, bilmiyorum, keşke bu şekilde uslup, bu şekilde bu düzeyde olmasa. Bakın mesela Bakan Nebati Bey son derece renkli bir kişilik. Parti şey geziyor. Konser geziyor. En son Demet Akalın'daymış. Evli, mutlu, çocukluyu da istemiş. Bir de şarkı da söylüyor. Tam bir maskot. Yani enteresan süreçlerden geçiyoruz. Yani siyasetin geldiği duruma bakar mısınız? Bundan önceki seçimlerde arkadaşlar, hakkını vermek lazım, İktidarın çok iyi bir halkla ilişkiler, çok iyi bir ekibi vardı. Sloganları, müzikleri, paylaşımları gerçekten incelikle düşünülmüş işlerdi. Şimdi biraz iktidar bu konuda zayıf kaldı. Hatta muhalefet bu konuda iki tık öne geçti diye düşünüyorum. Şarkı seçimlerinde reklam panolarında kullandıkları argümanlar o kadar cuk ki. Yani çok donanımlı ve iyi çalıştıklarını görüyorum muhalefetin. Ve iktidarı bu konuda zayıf buluyorum. Yani o slogan konusunda zayıf buluyorum. Hele şeye hiç girmiyorum bile. Deepfake'le, sahte yapıştırma olmayan görüntülerle miting yapmak gerçekten yanıltıcı değil mi? Ya? Ne korkunç bir şey. Olmayan görüntülerle miting yapıyorlar. Yani kurgulanmış görüntüleri gerçekmiş gibi miting alanlarında izletilmesi korkunç bir şey ya. İnanamıyorum yani, bunu ülkenin cumhurbaşkanı yapamaz. Yani halkı kandırmak, yanıltmak, böyle olmayan bir görüntü üzerinden gerçekliğini koyuyorlar insanlar. Ama işte bir kesim bunu inanmak istiyor böyle şeyler, ama gerçekten üzücü süreçlerden geçiyoruz. Temennim o ki çok da az bir zaman kaldı. Kazansız, belasız, sorunsuz. Eğer kaybederse iktidar, nasıl geldiğinde gidenler ona teslim ettiyse, huzur ve sükunet içerisinde devraldılarsa, onların da yapması gereken tokalaşıp, anlaşıp,
teslim etmesi gerekenleri teslim etme. Sırf bu yüzden teslim etmeliler arkadaşlar. Çünkü iktidar bir değişecek ki, çünkü zaman geçtikçe zehirleniyor, güç zehirlenmesi yaşıyor. Yani 20 yıldan sonra bir 5 sene daha, 25 sene, 30 sene o güç zehirlenmesiyle şımarır, her iktidar şımarır. Bu sadece AK Parti değil. Bu güç zehirlenmesinden kurtulmak, bu toksik durumdan kurtulmak ve geleni de beğenmezseniz göndereceksiniz. Gelen de 30 sene, 20 sene kalmak için gelmiyor. En azından ne bileyim 5 senede o kalır, baktınız beğenmediniz onu da gönderirsiniz. O 5 sene içerisinde o kadar çok şey değişir ki arkadaşlar. Konjonktürü değişir. Yeniden parlamenter sisteme geçildiği için parlamento bile değişecek. Yani birçok şey değişecek ve o değişimin getirdiği güzellikleri de yaşamak lazım diye düşünüyorum. Çok sesliliği. Denedik 20 sene tek adam stilini. Onun getirdiklerinde şu anda hep ülkecek yaşıyoruz. Pahalılık, kiralar, enflasyon, göçmenler, sığınmacılar. Yani o kadar çok olumsuz şeyle karşılaştık ki hızlı karar almak için tek başlılık istediler ama hızlı karar alınamadı. Depremde gördük veya da işte hızlı karar alınamadığını birçok yerde de gördük arkadaşlar. O yüzden bu bir ölüm kalım meselesi değil ama bu bir yeniden demokrasinin güçlendirilmesi için bir adım olabilir diye düşünenlerdenim. Her fırsatta söylüyorum. Ben değişim isteyenlerdenim. Ama iktidara sempati duyan, onlarla yola devam etmek isteyenlere de saygı duyuyorum arkadaşlar. Bir kesimde belki dini hassasiyetlerle, belki de Tayyip Erdoğan'a olan sempatisiyle bu şekilde yola devam etmek isteyebilir. Ama bu ülkenin hayrına olur mu? Benim açımdan olmaz diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin görüşüne ve fikirlerine saygı duyuyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerde bu kadar uzun süre iktidara izin verilmiyor. Neden verilmiyor? Çünkü denge denetim mekanizması değişecek. Oradaki insanlar değişecek ki varsa bir yolsuzluk, hukuksuzluk ortaya çıksın. Yani bu kadar uzun süre, siz bir 5 sene daha verirseniz artık geçmiş olsun, bu güç zehirlenmesiyle neler yaşarız bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hem AK Parti'nin iyiliği için ya da Sayın Cumhurbaşkanı iyiliği için hem de ülkenin selameti için değişimin gerçekten doğru olacağını düşünüyorum. Yoksa böyle birileri çıkar, Muş valisi gibi der ki İlker Gündüzöz, eskiden 12 yaşına kadar kelime-i şehadet öğretmek yasaktı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen evinde çocuğuna kelime-i şehadeti öğrettiğinde kim geldi de sana öğretemezsin dedi ya. Ya nasıl bir yalan ya da nasıl bir kötü bakış açısını gerçekmiş gibi anlatıyorlar. Bunu bilmeyen nesiller, yine 40'lı yaşlar ve benim gibi 40'lı yaşların üstündeki insanlar, biz çocukluğumuzda, benim de ailem muhafazakardı. Bize ne öğretmek istedi de birileri geldi öğretemezsin dedi. Yoktu böyle bir şeyler anacığım. Birilerine sorsanız ay hastane yoktu, yol yoktu, o yoktu, bu yoktu. Ahırda mı yaşıyorduk anacığım ya? Her şeyde vardı arkadaşlar, yapmayın. Yani eski filmleri izliyorsunuz. Tamam, yokluk da olabilir, belki sıkıntılar da yaşanmış olabilir ama bu kadar egzajere edilecek kadar da kötü bir Türkiye yoktu yani. Yani İstanbul'da yol mu yoktu, köprü mü yoktu? İstanbul Boğazı sanki yok muydu? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yok muydu? Bunlar vardı, onlar da geldi, iki tane de onlar yaptı. Ya tabii ki yani 20 sene iktidar olup da hiç mi bir şey yapmasalardı? Yani bu, o yüzden yaptıklarıyla övünmek yerine ben şununla övünürdüm. Eğitimde ne yaptınız? Fabrikalar konusunda ne yaptınız? İnsanların istihdamı konusunda ne yaptınız? Yani ben bunlarla övünürdüm şahsen. Ve övündüğümüz farklı konular var. Yine de hadi bende kalsın, çok da ses etmek istemiyorum ama çok büyük yozlaşma oldu birçok yerde. Buna maruz kalanlar da maalesef yine ezilen dar gelirli halk oldu diye düşünüyorum. Bakın, çok güzel bir soru ama çok da güzel bir cevap. Diyor ki, hangi maaş alacaksınız? Cumhurbaşkanı yardımcılığı maaşı mı, belediye başkanı maaşı mı diyor. Ama Mansur Yavaş nasıl bir cevap veriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hangisi azsa onu alacağım.
Zaten şu anda belediyeden maaş da almıyor. Çünkü mitinglere başladığı sürede maaş almayacağını açıklamıştı Mansur Yavaş. Ya ülkesini seven sadece AK Partililer değil. Onlarda öyle bir şey var böyle. Sanki onlar ülkesini seviyor. Ama CHP içerisindeki ya da muhalefetteki kimse ülkesini sevmiyor onlara göre. Yani ben bu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı nefret dilinin de ülkemizden bir şekilde uzaklaşmasını istiyorum arkadaşlar. Bu Türksel olayına ne diyorsunuz? Türksel 12'si ile 15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak seçim gecesi teknik altyapı çalışmaları nedeniyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirilir diyor. Ya bu ne demek? Ne yapmaya çalışacaklar? Yani o tabii ki söylentileri Fısıltı gazetesini acaba internet mi kesilecek ya da iletişimde bir sıkıntı mı olacak gibi söylentiler. Bakar mısınız? Seçime gidiyoruz. Seçimde acaba iktidar kaybederse teslim eder mi? Olay çıkar mı diye düşünüyoruz ya. Niye böyle bir şeyleri düşünüyoruz? Niye böyle bir şeyler bize hissettiriliyor? Herkes oyunu kullanacak. AK Parti kazanırsa AK Parti devam edecek. Kaybederse gelecek olan devam edecek. Aslında bu kadar basit bir konu. Ama neyse sanki savaşa gidiyoruz. Sanki ertesi gün ihtilal olacak. Çünkü öyle açıklamalar geliyor iktidardan. Yok kumpas diyorlar, yok darbe diyorlar, birisi çıkıyor işte bu bir darbedir diyor, o öbürü çıkıyor diyor ki işte önlemlerimizi aldık diyor. Ne yapacaksınız önlemlerinizi alıp da? Yani korkunç günlerden geçiyoruz. Umarım bu korkunçluktan bir an önce kurtuluruz ve Kerem Kınık, Kızılay'ın başkanı, sonunda istifa etti seçimlere 2 gün kala. Geçmiş olsun ya, şeyin üzerinden, o yaşadığımız milli felaketin üzerinden ya 2 ay 3 ay geçti ya, el insaf yani, millet teneke çaldı, daha bugün o da herhalde artık baktı ki iktidarı kaybedersek diye mi istifa etti. Yani onu da bırakmasalar istifa da etmeyecekti. Kerem Kınık sonunda istifa etmiş, yerine de arkadaşlar Kerem Kınık'ın istifasının ardından olağanüstü kongreye kadar vekaleten Kızılay Başkanlığı'na Menzil Cemaati üyesi Fatma Meriç Yılmaz'a emanet edilmiş. Yani bu çok yara aldı Kızılay. Kızılay hepimizin, umarım o yaralar en kısa sürede tedavi edilir ve bakın insanların güveni o kadar güvenini kaybettiler ki kan bile vermiyor. Kan sıkıntısı bile yaşadı. Çünkü kanı bile sattılar. Yani gerçekten ben şoklardayım. Bu kadar olumsuzluğu yaşayan, bu kadar çürümüşlüğü yaşayan başka bir ülke olamaz. Buna rağmen de orada oturdu inatla. Yani bu inat, işte bu inat, bu koltuk sevdası. Yani artık bunlardan bu ülkenin kurtulması gerektiğini düşünüyorum şiddetle. Evet, bakıyorum şöyle bir, ay bayıldım ya. Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu'yla bir mitingde fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuş ve en çok paylaşılan fotoğraf karesi olmuş. O samimi, birbirlerine sokulmuşlar, samimi. Aşk da var orada, o da çok güzel. Her fırsatta elini tutuyor. Bakışlarından anlıyorsunuz birbirlerine olan sevgisini. O soğuk geçmiyor. Yani bir sıcaklık, bir sempati var. Ben geleceğin cumhurbaşkanı ya da geleceğin başbakan adaylarından, çünkü sistem değişirse o zaman bilmiyoruz, parlamenter sisteme tekrar dönüldüğünde etkin pozisyonda kim olacak, cumhurbaşkanı, başbakan. Ama siyasette bizim artık adını çok duyacağımız Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Sinan Oğan, Babacan, biz bunları gerçekten çok duyacağız. Bu isimleri genç, dinamik, bu isimler bence Türk siyasetinin geleceğini şekillendirecek yeni isimler. Fatih Erbakan bu arada, o da Yeni Refah Partisi'nin başkanı. Bu isimleri biz gerçekten gelecekte çok konuşacağız, çok Türkiye siyasi arenasında göreceğiz. Belki de yeni partilerle, belki de yeni ittifaklarla adından sık sık söz ettirecekler. Sevoş dediydi dersiniz. Evet, bugünlük Sevoş'umuzdan bu kadar, seçim saftına girdik. Evet, bugünü de saymazsak arkadaşlar bir gün, sadece cumartesi, pazartesi sabah 8'den itibaren oy kullanacağız. Hadi millete hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız hayırlısı ile, kimsenin burnu kanamadan, kimse incinmeden demokrasinin gerekliliği gerçekleşsin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Beğendiyseniz bir tane like atın. Abone değilseniz abone olun ki Sevoş'unuzun kanalı büyüsün ve gelişsin arkadaşlar. Biz birlikte büyüyen, gönül bağı olan bir
etkileşim içerisindeyiz takipçilerimle. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşene kadar hoşça kalın.